Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukleten min lisani yefkahu kavli. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhikni bis salihin. Aziz kardeşlerim, aziz Müslümanlar, inşallah Ra'd suresine devam ediyoruz. Geçen hafta ilk ayet-i kerimeyi işlemiştik. Ondan itibaren inşallah işleyebildiğimiz kadar işlemeye çalışacağız. Biz insanlara merhamet edip kendisine nasıl kulluk edeceğimizi bize öğretmek için Rabbimiz Allah ilke ilke, madde madde, ayet ayet bir kitap, bir anayasa bize göndermiştir. Yasa, kanun kitabı, hayat kitabımızı, hayatımızın kitabını, Kur'an'ı bize göndermiştir. Sımsıkı sarılmamız gereken Hablullah'ı Allah bize göndermiştir. Tek hak kitap, tek hakkı batıldan ayıran Furkan'ı bize Allah göndermiştir. Ona ne kadar hamd etsek, ona ne kadar teşekkür etsek, şükretsek azdır. Bu haftaki ayetlerimizde özellikle Allah Teala kozmik ayetlerden bize örnekler veriyor. O ayetleri düşünmemizi, o ayetleri tefekkür etmemizi ve o ayetlerle yol bulmamızı, o ayetleri çok iyi anlamamızı Rabbimiz bizden istiyor. Allah Teala ikinci ayet-i kerimede Allahu allazi rafa'as semavati bi'ayri amatin tarawnaha summa istawa ala'l arshi ve sahhara'ş şemsa ve'l kamer ila ahiril ayet diye Allah Teala buyuruyor ki o Allah, Allah odur ki gökleri direksiz yükseltti. Evet. Gökleri direksiz yaratan odur. Veya görülmeyen direklerle, göremediğiniz direklerle gökyüzünü o yükseltti. Mülk suresi 3 ve 4. ayet-i kerimede Allah Teala o 7 göğü kat kat yaratandır. Rahman'ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Gözünü çevir bak, bir çatlak görebiliyor musun? Sonra tekrar gözünü çevir, bir daha bak. Ardından o aradığın bozukluğu göremeyeceksin. Gözün o bozukluğu bulmadan umudunu kesmiş bir şekilde kendisine, yani sana dönecektir diyor. Evet, Allah Teala gökyüzünü bize anlatıyor. Diyor ki o direksiz bir şekilde veya göremediğimiz direklerle onu Allah Teala orada tutuyor. Özellikle o gök cisimlerinin, ayın, güneşin, gezegenlerin, yıldızların orada bulunması, özellikle itme ve çekme kuvveti dediğimiz, bu cazibe dediğimiz görülmeyen Allah Teala'nın koymuş olduğu bir denge direğiyle onlar orada durmaktadır. Onlar birbirlerini çekerek bir denge oluşmaktadır. Bunu gerçekten iyi okumak lazım, iyi seyretmek lazım. Şehir ortamında yaşayan insanların gökyüzünü pek seyretme imkanı olmuyor. Binalardan gökyüzüne bakamıyoruz. Ama gerçekten şöyle kırsala biraz çıktığımızda, şöyle gözümüzü gökyüzüne diktiğimizde gerçekten gökyüzünün müthiş bir yaratık olduğunu, müthiş bir varlık olduğunu ve Allah Teala'nın gerçekten hani bize burada sunduğu şey gerçekten görsel bir ayettir. Onu tefekkür etmek gerekiyor. Sonra diyor Allah Teala arşa istiva etti. Yani sonra egemenlik makamına kuruldu. Arşı
hükmüyle idare etmeye, yönetmeye devam etti, ediyor. Kardeşler, kainatın tüm yönetimi zerreden küreye Allah'ın elindedir. Bir yaprak dahi Allah'ın gözetiminin dışında hareket etmiyor. Bırakın düşmeyi, hareket bile etmiyor. Her türlü şey onun gözetimi, gözlemi altında bulunmaktadır. Arş saltanat koltuğu, hükümranlık makamı, her türlü hakimiyeti elinde bulunduran makamdır. Bu noktada özellikle Enes bin Malik ilk nesilden istiva ile alakalı şöyle bir söz söylüyor. İstiva malumdur. Yani Allah Teala'nın arşa oturması malumdur. Keyfiyeti meçhuldür. Bu konuyu araştırmak, bu konuda soru sormak bidattır. Allah arştadır ama ilmiyle her yerdedir demektedir. Ama son dönem alimleri ve siyak ve sibakından biz onun işte egemenlik makamı olduğunu, her şeyi idare etme makamı olduğunu Allah Teala yaratmış ve yarattığı şeyleri idare etmeye, gözetlemeye ve hatta her daim yaratmaya devam ettiğini biz ayetin devamından da ve diğer ayetlerden de çıkartır. Bakara suresi 29'da Allah Teala sizin için yerde olanların tümünü yaratan odur. Yerde olanların tümünü sizin için yaratan odur. Sonra göğe yönelip istiva edip de onları yedi gök olarak düzenleyen odur. O her şeyi bilendir buyurmaktadır. Araf suresi 54. Gerçekten sizin Rabbiniz 6 günde gökleri ve yeri yaratan, sonra arşa istiva eden, arşı hükümranlığı altına alan Allah'tır. Gündüzü durmaksızın kendisini kovalayan, geceyle örten, güneşi, güneşe, aya, yıldızlara kendi buyruğuyla baş eğdirendir. Haberiniz olsun, yaratmak da hükmetmek de O'nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. Bununla alakalı 7 tane ayet-i kerime var. Hepsine baktığımızda Allah Teala yarattı ve yarattığını idare etmeye, yönetmeye, gözetlemeye devam etmektedir. Kardeşler, Hristiyanlar ve Yahudiler özellikle şunu söylüyorlar. Allah yerleri ve gökleri 6 günde yarattı. Onların tahrif olmuş kitaplarında geçen tabir. Doğru mu? Doğru. Kur'an-ı Kerim'de de Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Ama diyor ki sonra yorulup dinlenmeye çekildi. Haşa. Ve dinlenmeye çekildi diye söylüyorlar. O yüzden cumartesi gününü ve pazar gününü, işte Yahudiler ayrı, Hristiyanlar ayrı. Birisi cuma günü işi bitirdi, dinlenmeye çıktı. Onlar da ondan dolayı tatil ederler. Ondan dolayı o gün hiç çalışmazlar. Hiç çalışmazlar. Ama Allah Teala tam tersini, yani gerçekten İslam tam tersini söylüyor. Onlar onu tahrif etmişlerdir. Allah arşı hükümranlığı altına almıştır. Ve ayı, güneşi, her şeyi idare etmektedir. Aristoteles denilen bir bilim adamı diye bilinen birisi, o da aynı şeyi söylüyor. Allah kainatı yarattı ve Allah ilk hareket ettiricidir. Evrene müdahalesi yoktur. Bu Aristo Allah'a inandı, inanıyor. Ama Allah Teala'nın insana bir peygamber gönderici, kainata müdahale edeceğine inanmıyor. Kendi haline bıraktı diyor. Allah haşa yarattığıyla ilgilenmez. Çünkü o mükemmeldir. İlgilenmesi mükemmelliğine zarar getirir demektedir. O, onun ilahı mutluluk, hayattır. Tanrı en yüksek iyiliktir. Kime göre? Aristo'ya göre. Bugünün deistleri dediğimiz insanların benzeri. Ta işte kaç yüzyıl önce, kaç bin yıl önce söylüyor bunu. Diyor ki işte Allah beğenmedi, kerih gördü dünyayı ve onunla ilgilenmekten vazgeçti. Ama Allah Teala tam tersini söylüyor. Bütün bunlar Hristiyanlarınki de, Yahudilerininki de, bilim adamlarının da ortaya koyduğu şey nedir? Zandır ve zan birçoğu, bunların bütünü gerçi yalandır kardeşler. Bunu böyle bilmek lazım.
Allah Teala devam ediyor. Güneşi, ayı hizmetinize veren Allah'tır. Her biri kendi yörüngesinde belli bir süre için akar gider. Bütün işleri o düzenler. Evet, Allah Teala dünyayı yaratıp bırakmış mı? Asla bırakmamış. Her türlü işi o düzenlemektedir. Güneşi, ayı bizim hizmetimize verdi. Evet, ay da bizim için, güneş de bizim için. Bizim hizmetimizde. Bazıları şu şekilde mana veriyorlar. Bu doğru değil. Yarattığı her şeyi Allah insanın emrine verdi. Bizim emrimizde değil hiçbirisi. Onlar bizim hizmetimizde. Bizim dışımızdaki her şey bize hizmet etmektedir. Bize faydalı olmaktadır. Bizim hizmetimizdedir. Bunu veren de Allah Azze ve Celle'dir. Bakara suresi 29'da o Allah ki yeryüzündeki her şeyi sizin için yarattı. Evet, her şey bizim için. Bizim imtihanımız için her şey yaratıldı. Her şey, bizim çevremizdeki her şey bizim imtihanımız için. Câsiye 13, ayrıca o göklerde ve yerde ne varsa hepsini kendi tarafından bir lütuf olarak sizin hizmetinize verdi. Bütün her şey bizim hizmetimizdedir. Bize hizmet ediyor. Güneşten biz faydalanıyoruz. Aydan biz faydalanıyoruz. Dünyanın üzerindeki bütün her şeyden, canlılarından tutun, bitkilerine kadar, suyundan, havasından, her şeyinden biz faydalanıyoruz. Bunların hepsi Allah Teala'nın bize olan lütfudur. Tüm bunlar niçindir? Allah Teala bunları niçin anlatıyor? Onu da Allah Teala bu kozmik ayetleri bizim dikkatimize niçin sunuyor Allah Teala? Onu da ifade ediyor, onu da söylüyor. Rabbinizin huzuruna varacağınızı kesin olarak anlayasınız diye ayetleri ayrıntılı bir şekilde Allah bize açıklıyor. Evet, Allah'ın huzuruna. Allah'ın huzuruna niçin varacağız? O verdiği nimetlerin hesabını vermek için. Her türlü nimetten, bize verilen her türlü nimetten yarın sorguya çekileceğiz. Ve gerçekten bu imtihanı kazanıp kazanmama meselesidir bu dünyada varlığımız. Yani insan gerçekten bu imtihanı kazanabilecek mi, kazanamayacak mı? Bunu son nefesine kadar, evet biz tevhidi kavradık, biz İslam'ı öğrendik, Kur'an'a sarıldık. Bu sarılmamızı, Allah'ın ipine tutunmamızı gerçekten son nefesi verinceye kadar götürüp götüremeyeceğimizi Allah denemek istiyor. Her halükarda Allah Teala bizi deneyecek. Fakirlikte deneyecek, zenginlikte deneyecek. Evlatla deneyecek, eşle deneyecek. Sokaktaki bir adamla deneyecek, sokaktaki bir komşuyla deneyecek. Ama Allah Teala bizi deneyecek ve biz kazanıp kazanmayacağımızı Allah'ın huzuruna gittiğimizde gerçekten göreceğiz. Kitabımız açıldığında elimize ne geçecek? Güneşi, ayı hizmetimize veren Allah'tır. Kardeşler, gerçekten bunu iyi tefekkür etmemiz lazım. Şu an üzerinde bulunduğumuz dünya 24 saatte dönüşünü, kendi etrafında dönüşünü tamamlıyor. Ve 1650 kilometre hızla tamamlıyor bunu. Müthiş bir his. Hissediyor muyuz? Hissetmiyoruz. Küçük bir frene basılmış olsa, evet, yani bu hız biraz 50 kilometre, 100 kilometre hız düşse saatte bunu hissederiz. Ama hiç hızı değişmiyor. Bunu hissetmiyoruz. Ve belki de yer çekimi de onun üzerinde, ondan dolayı oluşuyor. Ve ayaklarımız yere sağlam basıyor. Sağlam basıyor. Bakın, dünya güneşin etrafında dönüyor. Biliyorsunuz bir yılda tamamlanıyor bu da. O da 170 bin kilometre hızla. Neredeyse 10 katı. 10 katı. Yani o hızla güneşe, hani biz güvendeyiz. Neyin güveni? Depreme tabiri caizse çare arıyoruz. İşte tedbirler alıyoruz. Neyin güveni? Allah bizi sağlama tutuyor. Allah Teala bizi koruyor. Allah Teala koruyor. Küçük bir fren, küçük bir
yer sarsıntısı nelere mal oluyor? Küçük bir fren nelere mal oluyor? Onu düşünmek lazım. Dünya, hani güneş sistemi dediğimiz bu Samanyolu galaksisi içerisindeki o güneş, ona bağlı olarak yıldızlar, gezegenler, ay, güne, dünya, hepsi de dahil olmak üzere bir yay çizerek bir yere doğru gitmekteler. Yani elit şeklinde devamlı yay çizerek gidiliyor. Tabii bu güneş sistemi gibi birinci kat semada milyonlarca sistem var. Milyonlarca sistem var. O da saatte 720 bin kilometre hızla gidiyor. Yani tümü ayrıyetten farklı bir hızla dönüş yapıyor. Bu bilim adamlarının tahmin ettiği, ölçtüğü ve ortaya koyduğu şey. Bunun karşısında Müslüman, bunun karşısında bizler ne diyebiliriz ki? Sadece Allahu Ekber diyebiliriz. Sadece Subhanallah, Ya Rabbi seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz diyebiliriz. Ya Rabbi bizi affet diyebiliriz. Ya Rabbi biz sana kul olmak istiyoruz, yolundan ayırma diyebiliriz. Bunun dışında söyleyebileceğimiz hiçbir şey yoktur. Tekrar ayeti okuyorum. Güneş ve ayı hizmetinize veren Allah'tır. Her biri kendi yörüngesinde belli bir süre için akar gider. Hepsinin bir ömrü var. Hepsinin, bakın, güneşin bir ömrü var. Enerjisi bir gün bitecek. Biraz sonra onu da belki söyleyeceğiz. Onun sıcaklığının, derecesinin ne kadar çok olduğunu biliyoruz. Ve yanıyor. Günde belki yüzlerce atom bombası patlıyor içerisinde. Yüzlerce atom bombası patlıyor. Öyle bir güneşten bahsediyoruz. Ve dünyadan kat be kat çok daha büyük bir güneş kardeşler. Rabbinizin huzuruna varacağınızı kesin olarak anlayasınız diye ayetleri Allah ayrıntılı bir şekilde açıklar. Yine Allah Teala devam ediyor. Yeryüzünü enine boyuna yayıp döşeyen, onda sabit, oturaklı dağlar ve ırmaklar var eden ve yeryüzünde meyvelerin hepsinden iki çift yapan O'dur. Sürekli olarak gece ile gündüzü birbirine dolamaktadır. Bunda düşünen, evet, aklını çalıştıran bir toplum için gerçekten ayetler, gerçekten göstergeler vardır. Evet, yeryüzünü yayan, enine boyuna yayan, genişleten Allah Teala'dır ve onda sabit dağlar oluşturan, kazık gibi çakılan dağlar oluşturan Allah Azze ve Celle'dir. Niçin? Dünya dönüyor. 1650 kilometre hızla dönüyor. Bu dağlar, bu dünyanın balans ayarını ayarlayan, tabiri caizse, ağırlıklardır. Lastikçiler bilir, arabası olanlar da bilir. Lastiğe balans ayarı yaparken kurşun çakarlar. Gelirken yanıma bir tane alacaktım ama vaktim olmadı. Balans ayarı için çakarlar. Bir orasına, bir burasına ve o sıfır balansla, böyle hiç şeysiz, takılmadan zzz diye dönmeye başlar. Böyle yalpalamaz artık. Dünyanın da balans ayarını dağlar oluşturuyor. Ve dağların bulunduğu yerde eğer deprem olsa bile sarsıntı az olur. Dağlar onu emerler. Dağların oluşumu da Allah'ın izniyle depremler sayesinde olmuştur. O bölgelerde olan depremler dağları o şekilde hem aşağıya hem yukarıya doğru ne yapmıştır? Büyütmüştür. Dağların tabiri caizse kazık gibi yere doğru olan kısmı kendisinden, görünen kısmından çok daha büyüktür. Çünkü yukarıya doğru dağ sivrilir, aşağıya doğru ise dağ genişleyerek büyür. Böyle etek gibi düşün, hani dağın eteği gibi, o aşağıya doğru genişler ve gerçekten kazık gibi çakılmıştır. Kardeşler, Allah Teala diyor ki onlardan su akıtırız. Evet, yukarıdan aşağıya suyun akması doğaldır, normaldir. Ama kalbimiz nasıl basınç yaptığında kan kafamızla dahil olmak üzere bütün vücudumuza yayılıyor. Su da aynı şekilde bir şekilde basınç yaparak o dağların tepelerine çıkıp oralardan aşağıya iniyor. En tatlı sular, en soğuk sular, en bereketli sular nerede? Dağların tepelerinden gelen sulardır. Evet, onu iyi tefekkür etmek lazım. Bunu yapan, yani bu kendi kendine olabilecek, tesadüfen olabilecek bir şey değildir. Bu Allah'ın yaratışıdır. Bunu tefekkür edip
Allah'ın büyüklüğünü gerçekten görmek, Allah Teala'nın tabiata, insana, evrene müdahalesini, yönetmesini çok iyi okumak zorundayız kardeşler. Evet, bunda düşünen bir toplum için gerçekten ayetler vardır. Yerin uzatılması ve döşenmesi sanki ikinci aşamadır. Hani yeryüzünü yaratırken Allah Teala ikinci aşama, yerin yayılması ve döşenmesi. Ondan önce yerle gök bitişikti. Allah Teala diyor ki biz onları ayırdık diyor. Yeri yaydık ve yere işte bitkilerinden her türlü canlıyı koyduk. Göğü de onların üzerine tavan yaptık ve direksiz yaptık onu. Evet, bu yaratılışı çok iyi görmek ve ona göre de işte hayatımızı İslam'a göre, Allah'ın buyruklarına göre. Nasıl ki o dağa suyu çıkartan Allah değil mi? O kanunu koymuş ve o su ona uyuyor. Bir şekilde basınç oluyor. Nasıl çıkıyorsa dağa çıkıyor. Yani kendiliğinden çıkmıyor oraya. Mutlaka Allah Teala onun için bir kanun koymuştur. O kanuna o su nasıl uyuyorsa insan da Allah'ın indirdiği kanuna, Allah'ın gönderdiği kitaba, Kur'an'a tabi olacak, ona uyacak, ona sarılacak. Evet, yeryüzünde meyvelerin hepsinden iki çift yapan odur. Evet, yeryüzünde her şey çift yaratılmıştır. Her şey ama. Her şey çifttir. Hatta güneş tek gibi gözüküyor ama onun da eşinin olduğunu bilim adamları söylüyorlar. Ama hala onu bulamamışlar. Güneş tektir. Yani onun eşi daha henüz bulunamamış olduğunu söylüyorlar. Allah Teala Zariyat Suresi 49'da buyuruyor ki her şeyden iki eş yarattık. Belki bilginizi kullanırsınız. Mesela hak, batıl, sıcak, soğuk, gece, gündüz, erkek, kadın, iman, küfür gibi. Her şey çifttir. Ne ararsanız çifttir. İyi, kötü gibi. Allah Teala devam ediyor. Geceyi gündüzün üstüne sarar. Bunda düşünen bir toplum için gerçekten ayetler, göstergeler vardır. Evet kardeşler, Allah Teala bizim İslam ümmetinin, insanların daha doğrusu düşünmesini, tefekkür etmesini, olayların arka planını görmesini istiyor bizden. Arka planını. Bu niçin oluyor, neden oluyor ve nasıl oluyor? Evet, kendi kendine olmuyor. Kendisinden emin olmayanlar şunu derler. Düşünmeyeceksin, tefekkür etmeyeceksin, soru sormayacaksın, kabul edeceksin. Ama Allah öyle demiyor. Düşün, tefekkür et. Gözünü çevir, bir daha bak. Tekrar çevir, bir daha bak. Aradığın çatlağı, aradığın hatayı, yanlışı bulamayacaksın. Zelil olacaksın, kendine öyle döneceksin. Allah Teala devam ediyor. Yeryüzünde birbirine komşu toprak parçaları, kıtalar vardır. Kardeşler, Allah Teala gerçekten kozmik ayetlerini, tabiattaki ayetlerini bizim önümüze seriyor. Bizim önümüze seriyor. Üzüm bağları, ekinler, çatallı çatalsız hurmalıklar vardır ki hepsi bir tek su ile beslenir, sulanır. Halbuki meyvelerinde birini öbürüne üstün kılıyoruz. Meyvelerinin hepsi birbirinden farklı. Aynı toprakta yetişiyor, aynı suyla yetişiyor, aynı suyla sulanıyor ama hepsinin tadı farklı. Aklı eren bir kavim için bunda muhakkak ibretler vardır. Kardeşler, topraktan çıkan ne varsa su ile besleniyor. Su olmasa, yani bir de güneş olmasa belki de, topraktan hiçbir şey almayız. Toprağa ne ekersen ek, kurur gider. Ama sulandığı zaman, kararında sulandığı zaman ne yapıyor? Oradan ekin çıkıyor. Su ile besleniyor. Ama elma diyorsun, elmanın belki de 50 çeşidi var, 40 çeşidi, 30 çeşidi var. Armut diyorsun, benim bildiğim 10 taneden fazla çeşit var. Ki benim bilmediğim
Yüzlercesi vardır belki de. Karpuz diyorsun, kaç çeşidi var? Trakya'nın karpuzu Diyarbakır'ın karpuzunu tutmuyor. Farklı farklı tatları. Kavun diyorsun, öyle değil mi? Kavun dediğimiz şey hepsi aynı ama hiçbirinin tadı birbirini tutmuyor. Kendileri de aslında tatları aynı değildir. Her ısırdığında farklı bir tad alıyorsun aslında. Çok farklı. Allah Teala çeşit yaratmış. Ama hepsini neyle besliyor? Suyla. Su olmadığı zaman hiçbirisi olmaz. Allah Teala bunu söylüyor. Aklı eren bir kavim için bunda muhakkak ibretler vardır. Kardeşler, düşüneceğiz, tefekkür edeceğiz ve istikamet bulacağız. İstikameti de Allah'ın istediği yönde bulacağız, bulmaya çalışacağız kardeşler. Tabii biz şaşırıyoruz bunlara, değil mi? Bize acayip geliyor Allah Teala'nın yaratması. Allah Teala 5. ayet-i kerimede diyor ki: "Eğer şaşıyorsan asıl şaşılacak şey onların şu sözleridir." Bakın, bunlara şaşırmayın. Çünkü Allah güçlüdür. Allah kuvvetlidir. Allah Teala her türlü yaratmayı bilendir. Noksan sıfatlardan münezzehtir. O bütün bunları bırakın suyla yaratmayı, topraktan susuz da yaratırdı. Susuz da yaratırdı. Güneşsiz bir dünya bize yaratır, başka şeylerle onu ışıklandırır, başka şeylerle gıdalandırırdı. Buna şaşmayın. Asıl şaşacaksanız şuna şaşın diyor. Bir kimsenin söylediği şu söze şaşın: "Biz toprak olup gittikten sonra mı? Yani biz gerçekten yeniden mi yaratılacağız?" İşte bunlar Rablerini inkar etmişlerdir. Bunlar boyunlarında demir halkalar bulunanlardır. İşte bunlar cehennemliklerdir. Orada ebedi kalacaklardır. Evet, bir insanın, Allah tarafından yaratılmış bir insanın, her şeyini Allah'a borçlu olan insanın kalkıp "biz toprak olduktan sonra nasıl yaratılırız?" Yani dirilişi inkar etmesi. Allah Teala diyor ki asıl şaşılacak şey budur. Kardeşler, bize insanlar şaşırıyorlar. Bu şekilde nasıl inanırsın? Bu şekilde nasıl kabullenirsin? Sen nasıl bu şekilde yaşarsın diye bize, aslında bizim onlara şaşırmamız lazım. Allah varken, Allah bütün bunları vermişken sen nasıl böyle yaşarsın diye onları ne yapmamız gerekiyor? Onlara bizim şaşırmamız gerekiyor. Ama tam tersi, onlar bize şaşırıyorlar. Ama bu söze şaşırmak gerekiyor. Bu insanın cesareti cehenneme karşı, Allah'a karşı cüretidir. Mekke'de Kureyş kabilesi Allah Teala'nın öldükten sonra insanları dirileceğine dair ayetler indiği zaman, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu tebliğ ettiğinde, Ubey bin Halef, kardeşler bu rivayette özellikle Ubey bin Halef, As bin Vail, Ebu Cehil ve Velid Muğre'nin isimleri geçer. Farklı farklı rivayetler var. Muhtemeldir ki bunlar çeşitli zamanlarda Resul sallallahu aleyhi ve selleme öldükten sonra tekrar dirilme ile alakalı itiraz etmişler. Ama Ubey bin Halef geliyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına. Diyor ki, bir kemik getiriyor. Onu ufalıyor elinde. Bu ufalanmış kemik yarın, yani toz haline gelmiş bu kemik, yarın tekrar dirilecek mi? Bu nasıl olur? Bu ne mantıksız şeydir diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin karşısına dikiliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki evet diyor. O dirilecek. Aynen eskisi gibi dirilecek. Sen de yarın öleceksin. Çürüyeceksin. O kemik gibi sen de ufalanacaksın. Sen de dirileceksin. Ve seni Allah cehenneme sürecektir diyor. Böyle bir cevap veriyor. O da çekip gidiyor. Evet kardeşler, bu gerçekten önemli. Dirilişi inkar eden bir toplum her şeyi yapmaya müsait hale gelir. Bugün bu toplumda bilmiyorum, sorgulandığında yarın ahirette hesap vereceğiz. Yarın dirileceğiz. Yarın Allah'ın huzuruna çıkacağız. Buna inanan,
yüzde kaçtır bilmiyorum. Namaz kılsa bile, oruç tutsa bile bu noktada insanların şüphesi var. Çünkü geleneksel olarak bunu kabullenmiş, namazı, orucu kabullenmiş, namaz kılıyor. Buna iman etmediği için, hakkıyla iman etmediği için hırsızlık yapabiliyor, yolsuzluk yapabiliyor, insanları kandırabiliyor, yalan konuşabiliyor ve İslam'ı, hani güya Müslüman görüntüsünde İslam'ı kötü gösterebiliyor. Kendi hayatı üzerinden. He, İslam'ı temsil ediyor mu? Etmiyor. Ama toplum inkar etmek için bahane arıyor. Bahane arıyor. Kardeşler, Allah Teala Hac suresi 5. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Ey insanlar, eğer öldükten sonra tekrar dirilmekten şüphe içerisindeyseniz şunu bilin ki sizi topraktan, sonra nutfeden, sonra aşılanmış yumurtadan, sonra da organları önce belirsiz ardından belirmiş bir çiğnem et parçasından yarattık ki size kudretimizi gösterelim. Kardeşler, şu ayet-i kerime bile eğer bir doktor bunu okumuşsa şunu demesi gerekiyor. Allah Teala bu kitabı göndermiştir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şu evreleri o dönemde bilme imkanı yoktur. Daha sonraki bölümdekileri evet insan bilebilir, biliyor zaten. Ama bu bölümü asla bilmesi mümkün değildir. Allah Teala bunu özellikle söylüyor. Ultrasyon aletleri yeni çıktı. Yani şurada taş çatlasın 50-60-70 yıllık bir ömrü vardır. Bu evreleri 50-60-70 yıldır biz bilebiliyoruz. Ama Allah Teala bunu bize özellikle çok önceden 1450 yıl önce anlatıyor ki bizim şüphemiz kalmasın. Yarın dirilişten bir şüphemiz kalmasın diyor. Dirilişten şüphedeyseniz dönün şuraya bakın diyor. Kudretimizi gösterelim. Biz dilediğimizi belli bir süreye kadar rahimlerde tutarız. Sonra sizi bir bebek olarak dışarı çıkarız. Sonra güçlü çağınıza ulaşmanız için sizi büyütürüz. Kiminiz ölür, kiminiz de ömrünün en verimsiz ihtiyarlık çağına kadar götürülür ki bilen bir kimse iken bilmez hale gelsin. Yeryüzünü, sen yeryüzünü kupkuru bir ölü halde görürsün. Evet, kardeşler, diriliş gerçekten hani her yaz, hani ilkbahar geldiğinde dirilişi seyrediyoruz. Her sonbaharda da ölümü seyrediyoruz. Tabiat ölüyor ve tabiat bahar geldiğinde, işte yağmurlar başladığında, sıcaklar arttığında ne yapıyor? Diriliyor. Aslında diriliş bizim fıtratımızda var ve gözümüzün önünde de her zaman görmekteyiz onu. O yüzden bunu inkar etmesi insanın mümkün değildir. Mümkün değildir. Allah Teala onu söylüyor. Sen yeryüzünü kupkuru ölü bir halde gör. Fakat biz üzerine yağmur indirdiğimizde o kıpranır, kabarır ve her çeşitten iç açıcı bitkiler verir. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. Hakkın ta kendisidir. O ölüleri diriltir. Yine de o her şeye güç yettirendir. Kıyamet vakti de elbette gelecektir. Bunda şüphe yoktur. Allah kabirdeki kimseleri diriltip kaldıracaktır. Evet kardeşler. Bununla alakalı bir de şunu, şu tabir caizse yaşanmış olduğunu zannettiğimiz bir hikayeyi anlatıp dersi bitireceğim. Kardeşler, Salih Gökkaya diye birisi var. Bilmem duydunuz mu? Türkiye Komünist Talebe Teşkilatı'nın başkanı sıfatıyla 1980'li yıllarda Yugoslavya Devlet Başkanı Maraşal Tito ile görüşmeye gidiyor. Burada öğrenci hareketinin başı, onu temsilen orada toplanıyorlar. Tito ölüm döşeğindeyken yanında, diyor ki işte Tito zaten ölüm döşeği, 88 yaşında büyük bir diktatör. Yani 30 küsür yıl ülkeyi yönetmiş. Diyor ki yani şey diyor ki efendim ölüm sizi korkutmasın. Salih Gökkaya diyor. Ölüm sizi korkutmasın. Belki maddi olarak aramızdan hani naciz vücudu gidecek ya. Belki aramızdan ayrılacaksınız ama
yaptığınız inanılmaz hizmetlerle kalplerde ebedi olarak yaşayacaksınız diyor. Tito diyor ki, yoldaş ben ölüyorum artık. Ölümün ne derece korkunç olduğu, korkunç bir şey olduğunu size anlatamam. Anlatsam bile sıhhatli ve genç olan sizler bu yaşta bunu anlayamazsınız. Düşünün, ölmek, yok olmak, toprağa karışmak, dönmemek üzere gidiş. İşte bu çıldırtıyor beni. Dostlarınızdan, sevdiklerinizden, ünvan ve makamlarınızdan ayrılmak, dünyanın güzelliklerini bir daha görmemek. Ne korkunç şey, anlıyor musunuz? Yoldaşlarım, sizlere açık bir kalple itirafta bulunmak istiyorum. Ben öldükten sonra toprak olacaksam, diriliş ve ceza mükafat yoksa ben yaptığım mücadelenin değeri nedir? Söyleyin bana yoldaşlarım, kalplerine gömülecekmişim veya unutulmayacakmışım yahut alkışlanacakmışım. Neye yarar? Ben mahvolduktan sonra beni alkışlayanların takdir sesleri kabirde vücudumu parçalayan yılan çıyanlara insaf verir mi? Söyleyin bu gidiş nereye? Bunun izahını Marx, Engels, Lenin yapamıyor. İtiraf etmek zorundayım. Ben Allah'a, ahirete inanıyorum artık. Dinsizlik bir çare değil diyor. Düşünün şu kainatın bir yaratıcısı, şu muhteşem sistemin bir kanun koyucusu olmalıdır. Bence ölüm son olmamalıdır. Mazlumca gidenlere, hocam müthiş bir şey, mazlumca gidenlere zalimce ölenlerin bir hesaplaşma yeri olmalıdır. Mazlumca giden ve zalimce giden, bunların hesaplaşacağı bir yer olmalıdır diyor. Haklarını almadan, cezalarını görmeden gidiyorlar. Böyle keşmekeş olamaz. Ben bunu vicdanen hissediyorum. Öyle ki milyonlarca suçsuz insana yaptığımız eza ve zulümler şu anda boğazıma düğümlenmiş bir vaziyette. Onların ahlarına kulak verecek bir merci olmalı. Yoksa insan teselliyi nerede bulacak? O mazlumlar teselliyi nerede bulacak? Bunların bir açıklaması olmalı. Marx bu mevzuda halt işlemiş. Uyuşturmuş beynimizi. Nedense ölüm kapıya dayanmadan bunu idrak edemiyoruz. Belki de göz kamaştırıcı makamlar buna engel oluyor. Ben bu inançtayım yoldaşlarım. Sizler ne derseniz deyin diyor. Tito bundan birkaç saat sonra komaya giriyor ve vefat ediyor. Bu Salih Gökkaya da ülkeye döndükten sonra Allah inancına dönüyor. Yani nurcu oluyor. Yani kendince Müslüman olmuş oluyor. Ama dinsizliği, ateizmi reddediyor Tito'nun bu hadisesinden sonra. Ve ondan sonra da bunu gerekçe olarak da bunu söylüyor. Ben diyor bundan dolayı Müslüman oldum diyor kendince tırnak içerisinde. Ama gerçekten öyle. Eğer mazlumla zalimin hesaplaşacağı bir yer yoksa, inanmıyorsa bir kişi buna, evet bu dünyanın bir anlamı, bir ehemmiyeti onun için olmaması gerekiyor. Ama öyle değil kardeşler. Gerçekten Allah Teala buna şaşacaksanız buna şaşın. Şimdi biz buna şaşıyoruz değil mi? Tito'nun söylediğine. Hayır, inkar edenlere şaşmamız lazım. Ahiret yok diyenlere şaşmamız lazım. Gerçekten hak inanca, doğru inanca insanları davet etmek gerekiyor. Evet, tekrar okuyorum 5. ayeti. Eğer şaşıyorsan asıl şaşılacak şey onların şu sözleridir. Biz toprak olup gittikten sonra mı? Yani biz gerçekten yeniden mi yaratılacağız? İşte bunlar Rablerini inkar etmişlerdir. Ahireti inkar ediyor. Mekke müşrikleri Allah'ı inkar etmezler. Yaratan olduğuna falan inanıyorlar ama ahiret yoktur diyor. Hesap vermeyi istemiyorlar ama Rablerini inkar etmiyor. Ahireti inkar eden Rabbini inkar et. Bunların boyunlarında demir halkalar bulunmaktadır ve işte bunlar cehennemliklerdir. Orada ebedi kalacaklardır. Allah muhafaza. Bugün bu şaşılan şeye doğru büyük bir akım var. Büyük bir yöneliş var. Evet, materyalizme, ateizme, deizme doğru insanlar belki de koşarcasına gidiyorlar. Hakka, doğruya çok az insan geliyor.
Başta okuduğumuz ayet-i kerimeyi hatırlayın. Birinci ayet-i kerimede. Lakin insanların çoğu iman etmezler. Bu gerçekleşecek zaten. İnsanların çoğu iman edici değildir. Kardeşlerim, Rabbim şu dinlediklerimle amel edebilmeyi bana da size de nasip eylesin. Yarın ahirette Allah'ın huzurunda hesap verirken hesabı kolay olanlardan bizleri eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Hakkınızı helal edin. Sabırla dinlediğiniz için Allah razı olsun.